Ah, dondum. Çıldır Gölü'nü böyle bulamayız ki biz Çıldır Gölü'nü böyle. Kar ve buz festivali düzenlenecek de açık adres Çıldır Gölü. Da buradan ne her taraf kum gibi de kar. Beyaz çöl. Çölleri özlemiştik ya. Gidelim gidelim diyorduk. Al sana çöl, beyaz çöl. Ben iyi değilim, bayağı sessiz yiyorum ya. Gel gel diye. Ben donuyorum kesin, ölmeden önceki duyduğum şeyler bunlar. Eşhedü en la ilahe illallah. Ses devam ediyor. Neredesiniz? Tam doğru mu gideyim? Allah'ım yaşam belirtileri. Fidan abla. Fidan teyze. Sen misin? Allah'ım gerçek bu. Gerçek. 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 Fidan anne. Hoş geldin. Sensin benim canım. Sağ ol kurban. Sensin benim canım. Ben sana kurban olayım. Seni yaratana kurban olayım. Ben de sana kurban olayım. Sizi ilk defa görüyorum. Ben de senin yerine geliyorum. Hoş gelmişsin sen. Nereden geldin böyle yolunda? Karlara çakıldım. Ben burada bekliyorum. Baktım bir düşen var gelen. Ben düğün oluyorum koyun içinde. Düğüne gidiyordum. Hadi canım Ardan, düğüne gidiyormuşum. Bu karda kışta kıyamette biz, yollar kapalı. Düğün mü olurmuş? Düğüne biz kargış demek. Yani gode olsa merdiven kurar çıkarır. Mecbur düğüne gideceğiz. Hakikaten. Gidiyoruz düğüne. Hakikaten düğün mü var? Hakikaten düğün var. Bize gel. Bana de ki gökyüzünde düğün var. Merdiveni nerede diye sorarım. Evet. Düğünlerin vazgeçilmez kamberi. Hakikaten yani, düğün mü var? Düğün var. Ben de götte merdiven kurar düğüne çıkarım. Önce Fidan teyze, damal bebeklerini yapan Fidan teyze. Bizim burada ne işimiz var? Çıldır Gölü donmuş, üzerinde festival düzenlenecek diye davet edildik. Çıldır Gölü'nü arıyoruz. Ve donmak üzere ki Allah'ım kurtardılar bizi. Çok şükür. Hadi düğüne gidelim. Gecikmedin değil mi? Yetiştin mi? Ayna nedir? Ayna aydınlık. 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 Gelinimiz aydın olsun diye ayna asarız. Her gelinlikte olur mu? Her gelinde olur. Bu gelin başı böyle sivri, külah gibi. Gelin başı böyle olur. Hep bizim gelin başımız bunlar. Bir de kıyafetinizi görebilir miyiz gelin hanım? Elleriniz kınalı ama. Bu gelinlik kaç parçadan oluşuyor? Ne oluyor bu eşarplar ne böyle tek tek bağlanmış? Onlar yağlıklar. Artık bunları böyle yağlı süslerik. Nasıl yağlık? Yağlık yazmalar, yağlıklar bunlar. Yağlık ne anlamı? Yağlık değil, eşarpa diyerek bunlar yağlık yani, ipek. Eskiden koyun yağlarını buna mı sararlarmış, neymiş? Koyun yağlığı değil canım. Yağlık işte, ipek. Bir de bu kıyafeti bir anlatır mısınız? Bu öndeki işlemeler nedir? Öndeki işlemeler göğüslük, tor. Ön şey kıvrımıdır. Kilim kıvrımı. Eskiden halılar. Niye takarlar o önlüğü? Onu önlüğü düşlüğüne yani süs uçum böyle bu elbiseyi giydiğim o önlükleri takması mecbur takacak. Bir dönebilir misiniz lütfen? Eteği var anladığım kadarıyla. Evet eteği var, yeleği var, kolçağı var, göğüslük toru var, belinin kemer var. Ondan başının kofusu var. Kofu? Kofu, şunlar kofudur başının kof derik. Bir de kaçı bir yerde var? 15'i bir yerde mi var? 15'i de bir yerde var. Oturunuz gelin hanım. Damat gelinin yüzünü açacak. Altın kemeri almış. Kemerini takacak beline. Bu kaç para biliyor musun? Vallahi bu çok para.
Öderken elin titremiş herhalde. Rakam bile telaffuz etmek istemiyorsun. Altın mı bu iki gözüm? Evet, altın. Burada sağ ne altın sermaye için yatıyor biliyor musun? Evet. Bununla var ya sıfır araba çeken insan altına be. Ne olacak? Takacaksın hanımın beline, duracak orada. Olsun ya. Yarın öbür gün alacak mısın bunu geri? Bunu geri almam. Almayacaksın. O aslında benim için çok değerli ve evet, bu değerli olan şeyi de takacağım. Ey koçum benim. Ne değerli? Bu mu değerli? Çok değerli. Bu suratına be. İnsan der ki hanımım benim için daha değerli. Bu nedir? İti köpeği olsun der be. İşte hanım değerli. Değerli olduğu için bunu da hanıma bak takacağız. Yarın öbür gün bunu alıp yok işte iş kuracağım. Yok arabanın taksidi var. Ev alacağım. Onu alırsan yok ya, arabamız da var. Evimiz de var. Yani. Bir sakıncası var mı? Yani çok ciddi soruyorum bunu. Bir sakıncası varsa biz gelin hanımın yüzünü görmeyelim. Görün de önce ben görürüm sonrasını. Oğlum görmedin mi sen bu kızın suratını? Olsun ama bugün görmedim. Bugün görmedin. Evet, özledin mi bir de? Özledim. Allah herkese böyle... Kikir tabii. Öyle bir şey boş oldu aşkım. Gelinliğine saatim mutlu olacak. Eşinin sözünü tutacak. Kaynanasının kaynatasına saygılı olacak. Biz vardık mı eşimize iyi olsun, kötü olsun, ölümcüye kadar çekerik onu. Damat gelin hanımın yüzünü görüyor. Kameraya bakalım. Kameraya bakın. Bakmayacaksın mı kameraya? Ağlama kız. Aa, ne var ağlayacak? Aa. İşte yani evliliklerde, düğünlerde, derneklerde en üzücü hadiselerden bir tanesi. Gelin hanım babasının evinden, baba ocağından çıkıyor. Yani ben değil yani, ben söyledim ben gidiyorum. Gelin arkadan geliyor. Gelin hanım. Efendim. Tabii insan biraz öyle içlenir. Evet. Kolay değil baba ocağından çıkmak. Böyle bugünü düşündüğünüz oldu mu? Daha önce düşündünüz mü bu anı? Evet düşündüm, çok zor ama. Yani. Düşündüğüm kadar değil yani, çok zor. Daha mı zor? Evet. Şimdi annenizle babanızla vedalaşacaksınız ve yeni hayatınıza doğru gideceksiniz. Evet. Siz de gelin oldunuz. Evet. Vakti zamanında. Tıpkı kızınız gibi babanızın evinden çıktınız. Evet. Eşinizin evine gittiniz. Gittik. Bu hemen her kızın kaderi değil mi efendim? Evet, her kızın kaderidir. Ben de böyle telli duvaklı gelinle atınan evime başaya geldim. Eşimin yanına geldim. Uzak köylerden geldim. Yani yakın değildi. Gurbet yaşadınız mı? Gurbet yaşadım, çok yaşadım. Kızımız gurbete mi gidiyor? Gurbete gidiyor, uğurlar olsun. Aslında sesiniz titriyor. Belli etmemeye çalışıyorsunuz böyle. He, acıyorum, acımakar. Evden çıkıyor kızım. Zor. Acımayın canım, aşk olsun. He, Allah mesut bahtiyar etsin. Allah gittiği yerde utandırmasın. Amin. Amin. Amin inşallah. Dünya alemin başındaki iş bu. Herkesim gelip bu kervan geçiyor. Siz bu tabii işe? Biz de. Siz hazırlıklısınız yani. Hazırlıklıyık biz de. Acımız var ama ki tabii o kadar değil. Mecbur. Yani olacak. Siz de zamanında aldığınız için. Evet, yani evet. Yapacak evet. Bir şey yok. Bir kayınpeder ağladı. Ben evet kankim. Ağladı. Siz ağladınız mı? Vallahi ben ağlamadım da şu anda biraz hissediyor. Ağlama hissi var. Siz ağladınız mı? Kızmış ki ayrılıyor ya. Evet, yani. Ağladım, yalnız kaldım. Ne yapayım? Evden gidersem ben de ağlarım. Çok üzüldüm yani. Bir kızımdı, bilecek kızım. Demek bu akşam esas sizin için zor olan zor kısmı olacak. Bu akşam olacak. Zaten iki tane, bir kızımız vardı. İki tane, üç taneydik. Bir de giderse iyice iki kaldı. Kızım, bilecik kızım, sen gidersen gülmez yüzüm kızım, 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 yavrum, yavrum, akar dertli dertli gözüm, yavrum, yavrum, yavrum. Kim bir tek bilecek.
Ne oldu? Kim yendi? Kim yendi? Ben. Sen yendin. Ben. Ne alacaksın karşılığında, bir ödül var mı bunun? Var olur tabii, olacak. Yorulmuşum be. Yorulduk tabii. Şöyle fizikmanda Ahmet Taşçı'yı andırıyorsun ya. 62 yaşındayız. Hadi canım sen. Senin yaş kaç? Benim yaşım 40. 40. Evet, abi gel oğlum. Adaletsiz bir durum olmuş. Senden oldu bir kere. 62 40 22 yaş büyük senden. Evet. Ne yaptı? Ama... Kaldırdı yere mi vurdu? Vurdu ama ben ayaklarım tutmuyor, buz diyor. Yenilen pehlivan hakikaten güreşe evet. Doymaz. Peki buyurun. Fidan anne, nereye gidiyoruz biz şimdi? Oğlan evine. Oğlan evine evet, gidiyoruz. Evet. Gelin indirecek. Seni de böyle atla mı götürdüler? Ben de atla gittim. Ya. Yok. He? Yok. Kesmeyin be. Yazıktır be hayvana be. Yazıktır. Tamam. Nereye? Oo, senettir abi ya. Horozu da kaçırttırdın elimizden. Gitti abi. Senin sebebine gitti abi ya. Niye benim sebebim mi? Ben yiyecektim horozu. O ne yapacak? Satacak mı? O da yiyecek ama daha yedirmeyecek. Böyle çalınır mı horoz? Çalınır abi ya. Kardeşim sen de dikkatli olsaydın çaldırmasaydın horozunu ya. Dikkatli bir horozuna sahip çıkamıyorsun ya. Sen yaptın abi. Bak şimdi bak, benim mi kabahatim mi? Hayır, senin değil. Benim kabahatim. Senin kabahatin yok. Benim kabahatim. Senin kabahatin değil. Senin kabahatin değil diyorsun ondan sonra da. İkircikli durumu bu. Abi. Benim kabahatim mi ablalar? Yok. Muhabbete dalmış horozunu çaldım ya. Abi. Sen Allah. Böyle. Söyle hep böyle. Yazıklar olsun be. Bir horozuna sahip çıkamıyorsun be. Aldı götürdü adam. Aldı götürdü adam be. Ondan sonra. Elinde bıçak varken bana öyle sallama lütfen. İstirham edeceğim. Rica edeceğim. Niye o şeyin altındasınız siz? Bunlar damat. Ne bunlar? Damatlar orada. Damat mı acaba? Damatlar çerez sepecek. Damat orada da bekliyoruz. Çerez mi sepecek? Evet. Gelinin başına çerez sepecek. Bu kazan nedir? Kazan da gelinin ayağına horozu keserler. Kazan odur. Horoz gitti. Kazan ne olacak? Kazanı kaldıracak. Kalk. İyiyim. İyiyim dayı, bir şey yok. İyi misin? Tut. Ben hep seni aradım be, karlarda düşmemek için dayım benim be. Ya, sağ olasın. Vallahi adam iyi tutuyor hakikaten. Koca beygiri zapt etmiş. Vallahi iyisin dayı be. Sen de bir bırak be dayım, ben gene. Ya bırakmayacağım gidiyorum. Seni gelmişken nereye bırakayım? Ne diyorsun? Bırakmayacağım. Harbi mi? Harbi. Misafir eder misin bizi? Ederim tabii, baş tacı. Bu gece de yırttık kardeş. Abi ne demek misafir? Bu gece de... Şu düğün dernek işini halledelim gelin. Tamam. Efendim. Hadi başıma çerezi vururlar bak. Gözümü yukarı tutma. Çerezi vururlar sana. Efendim annem? Çok iyi diyor. Kaynanama bayılıyorum diyor. Ben daha hayatımda böyle güzel bir kadın görmedim diyor. Allah muradını versin. Amin. Çok uzun ömürler versin Allah'u. Ellerin patlayacak senin çamaşır sularından. Bu camları siler. Ne yapalım? Gülü seven dikenine katlanır. Gülü de bir görseydik şuradan da. Evet, maşallah. Değer be. Vallahi çocuk yakışıklı. Aferin kız. Aferin valla. Yakışıklı çocuk bulmuşsun. Efendim sizin bu nereden kalıyor bir gösterebilir miyiz acaba? Bir dönebilir misiniz kameraya? Şurada kamera. Bunlar nereden? Ayıptır sorması. Nerede? Babamdan kalma. Düğünde mi taktılar? Düğünde taktılar. Bana. Kaçı bir yerde bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i bir yerde bu. Evet, 8'i bir yerde. Bir tanesi büyük, diğerleri yarım mı oluyor? Bu nişanım. Nişanlıktan biri duruyor mu abla? Nişanlıktan biri duruyor. Siz ne zaman nişanlan? Yoksa nişanlı mısın? Yok, ben evliyim. Ha, yani bu yaşa kaldıysa nişanlılık işimiz Allah'a kalmış. Evliyim. Ne kadardır, ne zamandır beri var bunlar? Bende mi? Evet. Çoktan var, 10 senedir böyle. Eşiniz taktı yani. Evet. Sizin nerede, beşi bir yerdeniz?
Benimkisi daha içeride takılacak. İçeride mi? Evet, vekil bey. Sizi kim vekil tayin etti? Beni oğlan taraf. Oğlan tarafı oğlan vekil taraf. Tayin etti. Ne dikiliyorsunuz kapının önünde? Nedir derdiniz? Şimdi derdimiz kapıyı arkadan kilitlemişler. Açacağız, bahşişini vereceğiz, içeri gireceğiz. Bahşişi sen mi vereceksin? Vekil verecek tabii. Ha, sen vereceksin. Evet. O zaman kapıdan önce bir şey daha var ya. Başka bir kapı var. Geçemezsin. Alalım bahşişi. Bahşiş yok ki. Bahşiş yoksa affedersin defol git yani laf mı yani? Madem vekil olacaksın. Efendim? Tamam. Sen şunu bir ver bakayım bana. Ver bakayım bir. Sen içeriden sen mi kilitledin dayı? Evet efendim ben kilitledim. Para almak için mi kilitledin? Yani genellikle yöremiz öyle, genellikle gidişatımız öyle. Kapı kilitlenir gelin geldiği zaman. Efendime söyleyeyim oğlan vekili. Sen memnun musun aldığın paradan? Memnunum tabii. O parayı yedirmezler sana. Yedirmezler o parayı. Al kapı kilitle. Vekil gelsin vekil. Vekil nerede? Vekil burada. Sen de para yok tanımıyorum ben seni. Zürtsün sen. Zürt tekin. 5 lira veriyorsun. Verdi para. Bana versen dayı o parayı. Onu ben rica edeyim dayı. Kapı, gelini alamam. İçeri girin. Yığınak yapın kapının üzerine. Gidin un mun alın bir şeyler yapın. Uzun süre kalacağız burada kara kışta. O dayının aldığı parayı almadan bu düğün burada kilitlenir. Düğün kilitlendi. Düğün parayı. Ne demek? Sen mi inat ben mi inat? Ben de inat. Ne olacak bu kız sabaha kadar donar burada. Aşmazsan aşma canım Allah Allah. Niye? Aşmazsan aşma ne yapayım sen aşmayacaksın diye biz dışarıda donacak değil ben geline başım. Sen ne vicdansız bir adamsın. Üç kuruş için bu insanları donduruyorsun. Hayır, ey ahali sizin dışarıda donmanızın sebebi bu adamdır. Bu adam üç kuruş için bu kapıyı açtırmıyor. Alın cebinden parasını bana verin. Beni dinleyin. Bizim geleneklerimize göre, yöremize göre, gidişatımıza göre ben kapı kilitledim. Her zaman yani yöremizde gidişatlarımız var. Gelin, oğlan vekili bana para verdi. Ben bu parayı gelinin kapısını açtım. Bu parayı geline bağış yapacağım. Yani bunda benim bir suçum varsa deyin ki suçum var. Diyorum. Ne inat adamsın, ne aksi adamsın sen. Bu insanlar senin yüzünden donuyor. Vicdan yok mu sende? Tamam, üç kuruş için. Ben seninle barışmam. O aldığın parayı rica edeceğim. Estağfurullah. O parayı rica edeyim dayı. Özür dilerim. Bir Mevla'ya bakayım da kapıyı daha sonra açıp bakacağım ben size. Buyurun. Nerede kaldınız? Buyurun gelin hanım buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.